Sayın Özdemir'le devam edeceğim. Aslında Sayın Pekin şu noktada da bıraktı. Evet. İhracatımızın büyük bir kısmı hem Rusya hem Avrupa Birliği ile ifadesini kullandı. Haliyle burada doları da konuşacağız, ekonomiyi de konuşacağız. Bu başlık üzerinden devam etmek istiyorum ama birçok başlık var. Rusya'dan geçtiğimiz yıl bir açıklama yapılmıştı. İşte ihracat konusunda artık kendi para birimlerimizi oluşturalım anlamında. Türk devlet teşkilatları teşkilatlanması anlamında daha mı gelişebilir Asya bölgesinde? Çin bir kuşak bir yol projesinde de Asya devletleri artık doların bu yaptırımlarına karşı yeni bir önlem alır mı ihracatta? Böyle başlayalım Şimdi aslında. öncelikle şeyi söyleyelim. Rusya'ya ihracat çok fazla değil Türkiye'nin. İthalat çok fazla. Yani Rusya en çok Ders dış çalışıyor. ticaret açığı verdiğimiz ülkelerden Aynı Çin biri. gibi. Çin en fazla dış ticaret açığı verdiğimiz ülke. Ha, Rusya ile turizmimiz var. Biraz oradan hani kapatıyoruz. Hocamızın söylediği gibi Amerika çok hızlı yükseldi. Avrupa Birliği'nin tamamı haricinde düşünürsek Almanya'dan sonra Amerika'ya da dış ticaret fazlası veriyoruz bu arada. Evet. Avrupa'da da 7-8 ülkeye dış ticaret fazlası veriyoruz. Şimdi Türk dünyası gerçekten evet yani Amerika, Rusya, başka ülkeler cephesinden bakmak doğru değil. Onlarla beraber görüşerek ortak çözülecek konular var ama Türk dünyası neden bu kadar kıymetli hale geldi? Satın alma paritesine göre 3,6 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Enerji tarafına baktığımızda doğalgaz, petrol ve kömür. Bu üçünde sadece Kazakistan bir dev. Yani Azerbaycan'ı, Türkmenistan'ı eklersek başka devler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o bölgeleri rahat bırakmaları aslında şaşırtıcıydı uzun bir süre. Ben şöyle diyorum Türk Baharı diyenlere, şimdi bu Türk Baharı denemez buna. Türk Baharı aslında bir 10 sene önce başlamıştı. Yani bağımsızlıktan sonra uzun süre Türk Cumhuriyetleri kendi kaynaklarını realize edemediler. Ekonomilerini olması gerektiği gibi hızlı geliştiremediler ama sonra bir istikrar kazandılar. Ve gerçekten Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan. Türkmenistan biraz sarsıntı geçirdi ekonomik açıdan ama kaynakları çok iyi. Bu üç cumhuriyet bölgede gelişmiş ülkeler arasına yani ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler sınıfına aday ülkeler bir 20 sene sonra ve enerji kaynakları realize edildikçe de refah seviyeleri artıyor. Dolayısıyla orada çok kritik bir ekonomi var. Macaristan da dahil edersek o rakam çıkıyor. Yani 3,6 trilyon dolarlık bir toplam satın alma paritesine göre milli gelir toplamı çıkıyor. Nüfus 160 milyon falan oluyor. Hani ama Türk topluluklarını hani Rusya içindeki Türk topluluklarını vesaireyi dahil etmiyoruz bu nüfusa. Doğrudan bağımsız olanları. Önümüzdeki dönemde ne olabilir? Şimdi Türkiye tabii ki burada Türk Devletler Teşkilatı kurulduktan sonra gerçekten liderlik yapma gayreti içinde, uzun süredir o gayret içinde. Azerbaycan'da olanlar bütün Türk Cumhuriyetlerine çok moral verdi ve yeniden bir hevesle Türk dünyası bir araya geldi. Ama buna karşı da maalesef işte Rusya-Amerika ilişkileri, Rusya ve Amerika'nın ilişkileri diyelim, NATO ile Rusya'nın sorunları. Bakın mesela Ermenistan meselesinde de Ermenistan'da bir yönetim Amerika'ya yaklaşınca aslında Rusya ona bir uzaklaştı ve bir anlamda da geçit verdi. Biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu fırsatı iyi değerlendirdik. Aynı şey diğer bağımsız devletler topluluğu çerçevesinde düşünürsek Ukrayna'da yaşanan da biraz öyle. Ama tabii ki farklı fikirler var, farklı çıkarlar var. O yüzden Türkiye, Türk dünyası kendi açısından bakması lazım. Barışı koruması lazım. Bu tür karışıklıklardan ne fayda gelmiş? Mesela Irak'ı bir düşünelim. Arap Baharı'nı bir düşünelim. Arap Baharı diye millete yutturdukları, yani dünyaya yutturdukları süreci bir düşünelim. Arap Baharı'ndan sonra kaç devlet iç savaş yaşadı? Kaçı bölünme noktasına geldi, bölündü? Ne büyük trajediler yaşandı? Kışmış yani değil mi? Bahar değil mi? Yani kimse kimseye demokrasi götüremez. Böyle bir iddiada bulunması son derece Tabii. yanlış. Bunu Amerika Birleşik Devletleri asker hocalarımız, komutanlarımız çok iyi biliyorlar. Vietnam, Kamboçyalar nerelerden nerelere? Sadece Yani Vietnam'da öldürdükleri 3,5 milyon. Güney Amerika ülkelerinde yaptıkları bunlar artık Ve anlaşılması kimyasal lazım. silah kullandılar orada. Peki. Evet. Dolayısıyla o Orta Asya ekseni gerçekten çok zengin. Herkesin bir şeyler koparmaya çalıştığı bir bölge.
Rusya ile Türkiye ilişkileri özelinde de şunu söyleyeyim. Sorduğunuz soruya karşılık olarak Rusya ile Türkiye, Çin ile Türkiye yerel para birimleriyle ticaret konusunda çok önemli kararlar aldı. Şu açıklamayı bir okuyayım mı? Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada belki bu anlamda tabii devam edersiniz. Bu da doların bitişi anlamına mı geliyor? En azından Orta Asya ülkeleri ve Türkiye açısından değerlendirmenizi isteyeceğim. Geçtiğimiz yıl Rusya'dan şu açıklama yapıldı. Ulusal ve dolara alternatif uluslararası para birimleriyle işlem yaparak yaptırım risklerini azaltmalıyız. Batı kontrollü uluslararası ödeme sistemlerinin kullanımından uzaklaşmalıyız açıklaması gelmişti. Yani stratejik uzmanlara göre Sayın Çiftçi'ye de soracağım aslında. Dolara alternatif yeni bir para birimi mi üretilecek? Tabii kripto paralar da çok konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklaması var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu anlamda bazı uygulamalar gelecek ya da yasal güvenlik anlamında. Nedir? Şöyle sorayım. Doların kaç yıl ömrü kaldı aslında? Öleceği kesin. Kaç yıl ömrü kaldı? Yani biraz tabii uzun belli vadeli mi? Bir iş. Ekonomist olarak size soralım o zaman. Ölmesini beklemek doğru olmaz. Çünkü Amerika çok iyi hatırlıyorum. Covid başlangıcında bazı arkadaşlar Amerika'nın şu kadar ömrü kalmış, bu kadar ömrü kalmış diyorlardı. Daha önce de bu tür şeyler oldu. O biraz uzun vadeli ama uzun vadeli değerlendirme şu açıdan kritik. Kripto para başlığı ayrı bir konu. Dijital para evet, ayrı bir konu. Evet. Uluslararası ödemeler sistemi ayrı bir konu. Doların egemen bir para olarak ya da başat para olarak geçerli olması ve Amerika'nın dolar üzerinden bütün ödemeleri kontrol etmesi ayrı bir konu. Ama şu var, birçok ülkeye Amerika dolar üzerinden yaptırımlar uyguladığı için son 10 yıldır, 15 yıldır hatta işte o 2009 krizinde de bu kripto paraların çıkış sürecinin hikayesinde bu var temelinde. Ülkeler önce şunu düşündüler, biz dolara ihtiyaç duymadan ticaret yapabilelim. Dolara ve Amerika'nın batının kurduğu ödemeler sistemine ihtiyaç duymadan kendi sistemlerimizi kuralım. Evet. Merkez bankalarımız rezervlerini dolar yerine başka ekonomi, başka ülkelerin paraları, altın, işte euro olabilir vesaire onlarla rezerv oluştursunlar gibi alternatif arayışlara girdiler. O da alttan alta yürüyor. Yani bütün bunlar Amerika'nın doları bir silah gibi kullanıp işte kimi zaman İran'a işte Venezuela'ya, bazen Türkiye'ye değil mi? İşte İran hoşlanmadı ülkeler, Venezuela'ya yapıyor. Ticaretinde sen İran'a işte yardımcı oldun ya da aracılık ettin diye bize de bir sürü hikaye yaptı. Bütün bunları gördükçe ülkeler dolara alternatif arayışlarını geliştiriyorlar. Haliyle. Tabii. Peki. Yani Sayın o süreç devam edecek ama doların egemenliğinin kısa sürede biteceğine dair bir öngörüde bulunmak için çok erken. Çok erken.